gene gençlik dönemine tekabül ediyor karakterin. Senaryoda bunun sürekli zaman olarak işte şimdi şu yaşımdayım, bu yaşımdayım olarak mı belirtmeliyim, nasıl belirtmeliyim bilemiyorum. Hep oralarda kilitleniyorum. Ne Evet. yapmam lazım bilmiyorum. Şimdi bir kere geçmişte olanı dili geçmiş zamanla gelecekte olanı gelecek kipiyle anlatalım demiyorum şüphesiz. Her şey zamanda anlatılıyor. Evet hocam. Şöyle düşün, ekranda ne görüyorsun? Onu bir gözleri görmeyen arkadaşına anlatıyorsun. Öyle bir örnek verdim. Yani Evet. flashback mi? O zaman küçük bir kız çocuğu sahilde koşuyor diyorsun. Bunu onun başı tabii ki şöyle işi kolaylaştırmak için başına flashback yazıyorsun. Evet. Senaryo formatına geçtiğimizde böyle şeyler kullanacağız. Flashback veya ekranda şöyle bir şey yazıyor. 1998 yaz yazıyor. Temmuz 1998 yazıyor mesela. Ve küçük bir kız çocuğu koşuyor. Yani sen aynen bunları yazıyor olabilirsin. Bu senaryonun dili şimdiki zaman. Geçmiş. Tamamdır. Neden? Neden öyle? Çünkü ne görünüyorsa ona ne görünüyor? Bir kız çocuğu koşuyor. Ne görünüyor? Ne ses duyuluyor? Denizin sesi duyuluyor. Ne bileyim? Gökyüzünde mavi bir ay. Mesela bakın bu mavi bir ay var, vardır demeye de gerek yok. Mavi bir ay, o şu anı anlatan bir zaman kipi. Yani Türkçenin grameri böyle. Yani Evet. biraz elindeki sopayı kaldırdı, adamın kafasına vuracak, durdu. Bak, sopayı kaldırdı, vuracak, durdu. Hem dili geçmiş zaman, hem gelecek kipini, hem şimdiki, hem dili geçmiş zamanı bir arada kullandım. Ama ne oldu? Şimdiki anı anlattım. Yine şimdiki zaman, yani şimdiki zaman grameri başka birçok kiplerden oluşabilir. Sadece bizim klasik Türkiye'de şu anda çok popüler yazan bütün senaristlerin yaptığı hata geniş zamanda yazmak. Bu öneri aslında biraz radikal bir öneri. Yani endüstrinin alışkanlıklarından sizi koparmaya çalışan bir öneri. Ama sonuçları defalarca görülmüş bir şey. Şimdiki zamanda yazmaya çalıştığınızda mutlaka daha görsel yazmak zorunda kalıyorsunuz. Daha fazla betimleme yapılıyor. Efendim? Daha fazla betimleme yapılıyor zaten o şimdiki zaman yazıldığında. Yazdığında görüntüyü yazıyor olman lazım. Yani görüntüyü, Evet. tavırları, sesi, bu öğeleri içeriyor senaryo dediğimiz şey. Ne duyuluyor? Nasıl bir tavır gösteriliyor? Nasıl bir görüntü var ekranda? Ve hangi diyaloglar konuşuluyor? Bunların hepsi şimdiki zamanda yazıldığı zaman, tabii diyaloğu sakın şimdiki zamanda yazacağım diye tutturmayın. Diyalog, insanlar ne konuşuyorlarsa o. Tamam. Tamam hocam, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ ol. Başak Yavuz. Hocam. Konuşabilirsin. Acaba? Ha, tamam. Bu arada Özel İlke, senin videon kapalı galiba. bir Aklımda. hocam açılıyor mu? Evet, videon kapalı. Evet, Başak Hanım, buyurun. Hocam şimdi ben elimden geldiğince kendimi ifade etmeye çalışacağım. Ben bir enstrümantal tiyatro yazıyorum. Yani bir film değil ve aslında diyaloglar da birebir gerçekleşmiyor. Doğru yerde olduğuma emin olmak istiyorum. Çünkü bu konuda hani enstrümantal tiyatro yazmak diye bir kurs olmadığı için senaryo bana en mantıklı şey gibi geldi. Bir dış ses var, naratör. Bu dış ses aslında edebi bir metin okurken, ki o metni muhtemelen ben yazmıyor olacağım. Ben enstrümantistleri o zamanda doğaçlamaları için yönlendirecek bir olay kurgusu hazırlamalıyım. Ama hem tiyatro metinleri için alışılmadık bir yöntem, tabii mümkün, gayet iyi bir fikir. Hem de senaryo çalışmasına hiç uygun olmayan bir şeye ihtiyacınız var sizin.
sahne için yazmak oldukça farklı. Yani bu demin kullandığım terminoloji hiç işinize yaramaz. Anlatabiliyor muyum? Tabii dramatik bir metin. Senaryoda dramatik bir metin. Benzerlikleri var. Ama senaryo tekniği çok daha özel araçlar gerektiriyor. Sizin hiç işinize yaramaz. Peki böyle bir şey yapıyor olsaydınız, yani bir filminizde bir dış ses olsaydı ve evet, oyuncuların sesi olmasaydı. Evet. O zaman nasıl olurdu? Neden olmasın? Senaryoda bu çok kolay. Aksiyonu yazıyorsunuz, sonra ne duyuyorsak, yani diyaloğu yazıyorsunuz. Diyalog dış sesin diyaloğu olabilir, bir karakterin diyaloğu olabilir, sadece monolog olabilir, hiç fark etmez. Yani biz bir ses duyuyoruz ve bir şey görüyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ne görüyoruz? Onu anlatıyorsunuz bize, yazıyorsunuz. Sonra onun üzerine parçalayarak tabii ki onun üzerinde hangi diyaloğun geldiğini yazıyorsunuz. Yani dış ses ne diyorsa onu yazıyorsunuz. Görüntüyle o dış ses arasında tabii ki bir ilişki oluyor büyük ihtimalle. Derdimi anlatabildim sanırım. Çözüm yolu arayışındayım. Siz buranın doğru platform olmadığını düşünüyorsunuz. Yani tabii dinleyebilirsiniz ama sahne için yazılan metinlerin ciddi farklılıkları var sinema metinlerinden. Hı hı. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Mecnun Leyla, sıra sende eğer oradaysan. Buradayım. Tamamdır, konuşabilirsin. Merhabalar. Merhaba. Aslında birkaç şey vardı ya, tereddütüm hocam şeyle alakalı. Bu online dersle alakalı, yüz yüze dersle alakalı. Yani faydası diğeriyle kıyaslanır mı veya nasıl olur bir fayda olarak online eğitimi? Biz de düşündük bunu. Tabii ki. Fakat benim daha önce yaptığım derslerin bir modeli bu. Tabii ki 10-15 kişi arasında insana ben ancak fiziken hakim olabilirim bir anda. Çünkü tek tek herkesin hikayelerini dinleyeceğim. Ve hep birlikte dinleyeceğiz hikayeleri. Ondan sonra tek tek her hikayenin geliştirilmesiyle ilgili konuşmalar yapacağım. Buna siz de yani bir başkasının hikayesine için de fikir üreteceksiniz. Siz de katılabilirsiniz buna. Bu faydalı bir yöntem oluyor. Çünkü hikaye kurmayı ve eleştirmeyi öğreniyoruz burada. Kendi hikayelerimize faydası oluyor. Sonra yani dersin aslında gidişatını da anlatmış oluyorum. Önce hikayelerle geliyorsunuz veya bir film fikriyle geliyorsunuz. Onun film yapmaya uygun olup olmadığını konuşuyoruz. Tek tek 10-15 kişi. Hepsi için tek tek konuşuyoruz ve bir sıçrama yapmaya çalışıyoruz. Yani buradan bir sinopsis, bir minik öykü yazmaya gönderiyorum ben sizi. Sonra onunla geliyorsunuz, bana göndermiş oluyorsunuz arada geçen zamanda. Ben onları okuyorum ve hani derste okumanız çok şart değil. Ben anlatıyorum veya siz anlatıyorsunuz. Bir aşama daha kazanıyoruz. Buradan böylece 2-3 ders sonunda biz hikayeleri tek tek bir yerden alıp sinemaya uygun hale getiriyoruz. Ama senaryo yazmayı bitirmenize bence imkan yok 4 haftada, 5 haftada. Zaten hedef de o değil. Atölye bittikten sonra, yani bu online atölye bittikten sonra yazacağınız senaryoları bana gönderiyorsunuz. Ben onlara doctoring yapıyorum. O da 5-6 ay sürecektir. Umuyorum ki öyle sürer. Yani öyle çalışırsınız. Bu yöntem için bu online atölye uygun. Yüz yüze görüşme imkanımız olacak mı? İnşallah tabii, ama bunu atölye virüs şeyinden sonra veya atölye tamamlandıktan sonra tabii ki görüşebiliriz. İhtiyaç duyarsanız üstüne konuşabiliriz, ama burada önemli olan yazılacağınız senaryoya konsantre olmak, magazine değil. Şey olarak hocam, şu anda üniversiteden de online ders alıyorum da o biraz daha tuhaf oluyor. Yani hoca anlatıp geçiyor da bu yok. Şey zaten sizin direkt muhabbetiniz güzel.
Yani çektiğim içine yapılıyor. Sistem farklı. Orada bir kayıt var neredeyse. Canlı bile yapılmıyor olabilir. Onu dinliyorsunuz. Sorularınız varsa gönderiyorsunuz. Bir gün cevap veriyorlar. Burada önemli olan bu atölyenin, en azından benim yaptığım atölyenin en önemli tarafı soru cevapla ilerlemesi. Üstelik yani, de hem kendi yazacağınız eser için hem meslektaşlarınızın eserleri için konuşmanızı ben talep ediyorum. Anladım hocam. Kusura bakmayın, birkaç soru soruyorum da bilmediğimden dolayı yani. Yo, herkes için geçer. Şey soracaktım hocam. Senaryo yazmak, mesela bizde hikayeler, herkesin bir hikayesi var veya herkesin elinde hikaye var. Önemli olan o temeli oluşturmak için şeydi. Bunun için de inşallah katılmayı düşünüyorum yani ekibinize. Tamam. İnşallah görüşürüz. Tabii. Kendinize iyi bakın. Siz de. Evet, buyurun. Burak Atasever. Merhaba. Merhaba Burak. İki tane sorum olacak hocam. Biri şeyle alakalı. Yani bir senaryoya başlarken sonunda ne olacağını bilerek mi başlıyorsunuz? Yoksa yani biraz olayların kendi içinde gelişmesi içinde bir aralık var mı orada? Yani birisi bu. Diğeri de dönemle alakalı. Yani mesela işte bütün aslında tarih elimizin altında, bugüne dair de yazabiliriz. Geleceğe dair de, geçmişe dair de. Hani yani farklı bir döneme gitmeye çalışırken yani hani tarihsel bir okuma yapabilirsiniz, bir sürü bir arşiv karıştırabilirsiniz tabii ki, ama yine de o döneme dair o sinematografiyi canlandırabilecek kafamızda ne olabilir? Hani nasıl oraya dair bir görsel anlatıyı daha kuvvetli kurabiliriz? Burada bir trik var mıdır başvurabileceğimiz? Bunu sormak istedim. Vallahi bu tembeller tarafından sorulmuş bir soru. Genel olarak tembelliğe işaret eder. Hikaye anlatıcılar tembel oluyorlar zaten. Tam tersine. Acayip çalışıyorlar. Ama ne yapıyorlar? Toprak kazmıyorlar, duvarı örmüyorlar. Okuyorlar da okuyorlar. Tabii yani. Seyrediyorlar, okuyorlar, seyrediyorlar. Başka hikayecileri dinliyorlar, hikayeleri dinliyorlar. Gönül gözleri açılıyor. Yolda artık her şey hikaye olmaya başlıyor. Tesadüf değil. Üstüne çok düşününce, çok araştırınca hikayeleriniz kendiliğinden karşınıza çıkmaya başlıyor. İkinci bölümünden cevap vermeye başlayayım. Yani başından mı başlayalım, sonundan mı başlayalım'a döneceğim. Bugün için bile bir konu seçip hikaye anlatmaya kalktığınızda o konuyla ilgili bilgi sahibi olmanız lazım. Bu yüzden ilk hikayelerin büyük bir çoğunluğu otobiyografik hikayeler oluyor. Yani insanlar kendi başlarından geçeni uyarlıyorlar, hani başka isimler koyuyorlar falan. Bildikleri, tanıdıkları olaylardan yola çıkarak hikayeler yazıyorlar. Orada çalışmaktan çok hani kendi yaşadığın şeyler olduğu için onu takla attırarak bir hikaye çıkartıyorsun. Ama mesela geçmişten hikaye için mutlaka o dönemi okumak lazım. Neler olmuş? Yani 1960 yılında Türkiye'deki ırkçıların hali, Nazi özentisi ırkçıların halini aramak için bir yığın gazete küpürü, araştırma, yazı okuman lazım ki oradan karakterler, olaylar da olsun. Daha ilgincini söyleyeyim, gelecekte geçen bir hikaye yazmak istiyorsan oturup mesela güneş parçacıklarının Antarktika'da bulunduğu, Antarktika'ya düştüğü bir dönem var, özel bir dönem var. Orada garip garip yeni parçacıklar bulunmuş. Bununla ilgili makaleleri, bilimsel makaleleri anlamaya çalışarak, yani anlatılabilir hale getirmek için anlamaya çalışarak okumak lazım. Çünkü işte uzaylılar zamanında geldi ama belki bit kadarlardı. Böyle bir konsept kuracaksın. Bunu bilimsel şeylere oturtmak lazım. Interstellar, Yıldızlar Arası diye bir film vardı, hatırlar mısınız? Christopher Nolan'ın son filmlerinden biri. Oradaki bilgiler inanılmaz uzay bilimcilerine, işte toprak bilimcilerine, iklim uzmanlarına danışılarak yapılmış. Olağanüstü gerçekçi, doğru bilgiler içeriyordu ve bu filme bir sahicilik katıyordu. Yani senaristin de bir takım olayları birbirine bağlayabilmesi için mantıki çerçeveler yaratıyordu. Bunlara vakıf, bir de
bütün o bilimsellik almış bize anlatıyor okuduğunu, bilim adamlarının laflarını bize öyle bir anlatıyor ki biz normal insanlarız, anlıyoruz. Anlamasak bile mantıksız gelmiyor, mantık hataları görmüyoruz. Ders çalışmadan var olan dönem dışında bir şey yazmak çok zor. Araştırma yapmak lazım. Bir de çok zevkli bir şey araştırma yapmak. Ve şimdi internet sayesinde de çok mümkün. Yani eskiden arayıp bulamayacağınız birçok bilgiyi bulabilirsiniz. Hepinize ben tavsiye ediyorum. Mutlaka çalıştığınız konuyla ilgili okumalar yapın. Yani edebi okumaları kastetmiyorum. Araştırmalar yapın. Göreceksiniz hikayeniz inanılmaz zenginleşecektir. Bir de hikayenin başından sonundan mı başlayalım dedin ya. Tabii böyle bir canın nereden istiyorsa oradan başla aslında. Nereden ilham alıyorsan. Bazen yazmaya başlarsın, sonu belli değildir ama kendin keşfederek gidersin, yazarsın. Fakat ben böyle bir şeye izin vermeyeceğim. Neden? Çalışma tarzımız böyle olmayacak çünkü. Bir fikirden yola çıkacağız. Sonra bir minik öykü, bir sinopsis yaratacaksınız. Sinopsis ne demek? Başı, sonu belli demek. Sonunu kuracağız. Hatta bir de tretman yazacaksınız. Orada başından sonra, o bir 10 sayfalık öykü zaten. Başından sonuna kadar nasıl gitmeli, nasıl bir finalle bitmeli ki beklentileri karşılasın, bütün bu yazılanların beklentilerini karşılasın seyircide diyeceğiz. Ve başı sonu belli bir hikayeyi daha baştan kuracağız. Ha, arada uzun hikayeyi, senaryoyu yazarken tabii ki final değişebilir. Başka kararlar verebilirsiniz. Daha yaratıcı karakterler devreye girer, ortaya çıkar. Başka karakter, başta karar verdiğiniz karakterleri elersiniz ve final farklılaşır. Bunlar olabilir. Ama ben sizin başı ve sonu belli bir şey, yoksa tartışamayız. Yani birlikte konuşamıyor oluruz. Sonu belli olmazsa hikayenin. Anlatabiliyor muyum? Yani, evet. Yok, açık bir nokta kaldıysa sor. Yani şey, tabii muhtemelen hani bu işin tek bir metodu ya da şöylesi doğrudan ziyade hani bir şekilde uğraşan kişinin daha kolay işlem yaptığı, daha kolay çalıştığı kendi metodu vardır. Sadece işte biraz böyle içinde kaybolması kolay bir şey gibi duruyor senaryo. Daha önceki böyle kendi kısmen denemelerimde hep öyle bir şeyin içine düştüm. Yani işte karakterler var, olaylar var, mekanlar var. Fakat bir anda yani oradaki o kontrolü kaybettiğinde hani bunlar kimdi, ne yapıyorlardı, her şey çok kolay birbirine. Evet ama şimdi bu şöyle, bu amatör bir başlangıç olduğu için bütün bu hatalar hoş görülebilir. Tabii böyle şeyler olacaktır. Ama bir edebiyatçı düşünün, yani 6 tane roman yazmış. Şimdi biz ona sen önce finali bul da ondan sonra, finali de bulmadan başlama romana diyemeyiz. O tabii ki kendi bünyesinde bir strateji bulmuştur. Belli bir akış bulmuştur. Ayrıca şunu da unutmayalım. Bütün hikayelerin finali olur diye bir şey yok. Son derece şiirsel, son derece birbirinden kopuk parçalardan oluşan ama yine de bir bütünsellik oluşturan çok çok sanatsal, artistik hikayeler yazmak mümkün. Hikayelerin hepsi giriş, başlangıç, gelişme, sonuç diye gidecek diye bir şey yok. Ama biz istiyoruz ki ne yapacağını birlikte görelim ve eleştirelim. Bu bir atölye çünkü. Yani birbirimizden fikir alıp vereceğiz ve bu bizim işim, sizin işinize yarayacak sonunda. Ama o fikri alabilmek için hikayeleri, diyelim ki siz 80 dakikalık son derece sürreal bir hikaye yazdınız. O da mümkün, o da bir hikaye tarzı. Yani illa konusunun dediğim gibi kahramanının olması, finalinin olması gerekmiyor bazı hikayeler. Ama başlayacak ve bitecek. Önemli olan biz seyirci olarak o bittiğinde tatmin olmuş olacağız. Tamam. Teşekkür ederim çok. Bir yöntem, mesela sana ben başka bir yöntem önereyim. Hepinize de öneriyorum bunu. Özgün bir hikaye yerine, kendi yazdığınız özel bir hikaye yerine bir edebiyat uyarlaması yapın. Müthiş faydasını göreceksiniz. Çünkü o hikayeyi de alıp yorumlayacaksınız bir kere.
yorum bizim mesleğimizin, yani hikaye anlatıcılığı mesleklerinin en önemli özelliklerinden biri. Uyarlama. Zaten senaryo, sinema filmi de bir uyarlama. Senaryonun uyarlaması. Edebiyat hikayelerinin size faydası, edebi hikayelerin size faydası şu. Çok sağlam bir iskeletleri var. Göreceksiniz en büyük problem karakter yaratmakta, olay yaratmakta olmayacak. İskelet kurmakta olacak. Yani iki saat içinde belli bir temposu, belli bir şekilde ilerleyerek her şeyi açıkta hiçbir şey bırakmadan finale uzanması, bizim yapı iskelet dediğimiz, benim biraz da kurgu dediğim şey, edebi eserlerde yayınlanmış edebi eserlerde tamamlanmış bir şekilde var. O kurgudan faydalanın ve onu kendinize göre bir daha anlatın. Sinema olacak şekilde anlatın. Yani ben hepinize edebi öyküleri alıp mümkünse 70 yıl öncesinin öykülerini, yani telif problemi yaşamayın diye alıp ondan uyarlama yapmayı şiddetle tavsiye ediyorum. Bugüne uyarlayın, geçmişte uyarlayın, geleceğe uyarlayın. Ama bu yola başvurmanız çok faydalı olacaktır. Satılabilir, seyredilebilir, çekilebilir sinema filmi senaryoları yazmak için. Tamamdır, teşekkür ederim. Çok vakit almayayım. Elif Keleş, oradaysan sesini açtım. Merhabalar. Hocam şimdi ben yaklaşık bir yıldır bir senaryo üzerine çalışıyorum. Bu bir anı defterinden, yani yazılmış bir anı defterine film yapmaya çalışıyorum. Aslında bir politik dram gibi aile hikayesi ve 80'lerde geçiyor. Şimdi ben bunu yaklaşık bir senedir yazmaya çalışırken çeşitli yine böyle senaryo okullarına falan katıldım. Atölyelere katıldım. İşte çeşitli kitapları falan okumaya çalıştım. Hani ilerletmeye çalışıyorum. Benim düşüncem daha çok birebir, yani bir senaryo doktorluğu şeklinde olur mu? Hı hı. Çünkü hani atölye olacaksa, hani ben 2-3 kere falan katıldığım için evet belli bazı şeylerin üstünden yine geçmiş olurum ama hani kendimi tekrarlamış gibi de. Efendim? Bezdim artık diyorsun. Yani sürekli hani aynı şeyler, okey tamam, alayları yazacağım, sinopsis, treatment falan. Hani daha biraz onu aşmak istiyorum. Neden bitmedi? Hiç senaryo haline geldi mi? Treatment'ı bitirdim. Diyaloglara başladım ama az önce dediğiniz gibi hani 80'ler dönemi olduğu için şimdi şeye başladım. Hani o dönemlerde insanlar nasıl düşünüyordu onları araştırmaya başladım. Hani bir şeyler bulup okumaya başladım. Hani tek taraflı olmasın, farklı şeyleri de okuyup anlayayım diye. O yüzden yani o kadar çok içine girip sonuca ulaşamıyorum ki, bir şeyler üretmek istiyorum artık, çıkarmak istiyorum. Bir de böyle dışarıdan hani bir göz yönlendiren biri olabilir. Hani daha çok o yönde gitmek istiyorum. Çünkü tekrardan işte senaryo nedir, nasıl olması gerekiyor falan. Hani az çok oralarda tamamım. Ama böyle biraz daha dönem filmi olduğu için ve sizinden öyle çalışmalarınız da olduğu için. Evet. Vallahi onu Beysi'yle konuşun istersen. Yani katılmak istemiyorsan atölyelerin hepsine. O başka bir şey aslında. Hı-hı. Yani senaryo doktorluğu, senaryo varsa yapılacak bir şey. Senaryo, evet. Senaryo doktorluğu yapılamaz. Script development, yani senaryo geliştirme, zaten bu bir... Bizimki zaten bir tür senaryo geliştirme atölyesi. Yani 4 hafta. Üstüne olmaz. Tabii sen öykü, yani uzun öyküyü halletmişsin. Onu konuşacağız. Yani anlatacaksın. Yani bir daha sinopsis yazmana gerek yok ama tretman yazdın mı anlayamadım. Yazdım. Tamam, orada yani 4 haftalık süre içinde sinopsise gerek yok. Çünkü tretmanı yazmışsın. Sinopsis bundan sonra senin pitchinglerin için, yani sunumların için gerekecek. Bir yere gönderirken bir sinopsisle birlikte göndermen gerekecek. Ama biz hikayeden yola çıkarak bu 4 hafta boyunca o hikayeyi nereye götürebileceğin konusunda çalışabiliriz. Yani bu yaptığımız şey, hani senaryo nasıl yazılır öğretmekten çok, bir fikrim var bundan senaryoya gideyim isteyenlerin atölyesi. Yani bir tür de, zaten videoda da söylediğim gibi doktorun yapıyorum ben. Burada sadece başkaları da duyacak hikayeni
ve onlar da katılacaklar. Hı-hı. Bu da faydalı bir şey zaten. Yani buranın... Evet, evet. Ben o zaman Veysi Bey'le konuşayım. Tabii konuş ve dediğim gibi bu senin istediğin şeyi verebilecek bir atölye çalışması ama sen bilirsin. Teşekkür hocam. Geldi. Ümit Anaç oradaysan sesini açtım. Ümit Anaç yoksan ECT yazıyor. İsim görünmüyor birisi. Geldi. Konuşabilirsin abi. Merhaba. Görüntün yok burada. Açmam gerekiyor mu? Sen evet. Çirkin, sen açma. Yok, açabilirim. Açtım. Çok çirkin, çok çirkinim o yüzden. Ben de öyle ama hiç bak bana mısın? Hocam merhabalar. Benim senaryo ile ilgili bir doktorluğa ihtiyacım yok. Ancak size bir soru sormak istiyorum. Eğer cevap verirseniz benim ruhuma doktorluk etmiş olursunuz. Çünkü çok merak ediyorum. Ahmet Uluçay'a Karpuz Kabuğu filminde yardım ettiğinizi biliyoruz. Bozkır'da deniz kabuğu nerede hocam? Ben onu çok merak ediyorum. Şimdi onun senaryosu tam olarak yazılmadı. Ahmet onu bitiremedi aslında tam olarak. Bir fikir olarak ya da bir yazılmış bir şeyler de vardı. Onunla birlikte en son çalışan bir genç bir yapımcı arkadaşımız onda bir film yapmak üzere vefatından sonra Ahmet'in birkaç sene uğraştı. Ama Ahmet'in çekeceği bir filmi başkası senaryoya bakarak çekemez. Yani senaryolarına benzemiyor film. Evet, kesinlikle doğru. Onun için yani ben o böyle bir arafta kalmış bir iştir diye tahmin ediyorum. Ama yani, benim olmadı uzun süredir. Göremeyecek miyiz yani onu? Büyük ihtimal göremeyeceğiz. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Rica ederim. Talha, sıra sende. Hocam merhaba, saygılar, sevgiler. Merhaba. Hocam ben bir tane bir senaryo yazıyorum 1950 yıllarından ilgili. Yani hikaye oluşturdum. Tek sıkıntı hocam bu diyaloglar. Mesela ben o zamanları filmlerini böyle izledim de yani biraz böyle anlayamadım. Sizden de bir tavsiye almak isterim. Filmleri de mi anlayamadın? Yani çok anlayamadım diyaloglar. Yani orada eski kalite şeyleri var ya. Ama yani anlamak mümkün. Sözlük var. Hazreti Google var. Yani ki anlayamadığın kelimeyi giriyorsun. O ulu kişi, Google adlı ulu kişi sana onun 7 tane cevabını veriyor. Yani bu ders çalışmak gerektiren bir mevzu. 50'lerin diyaloglarını sadece 50'lerin filmlerinden öğrenmeye çalışmak da doğru değil. Çünkü o zamanın diyalog yazımı biraz suni. Yani bugünün realizmi, gerçekçiliği yok o günde. Ama gazeteler var. Şeyler var, kitaplar var, romanlar var mesela insanların birbiriyle, yani Peyami Safa'yı okursun mesela, Şimşek diye bir romanı vardır. Onun içindeki diyaloglara bir bak. Çok fazla yazar var, çok iyi diyalog yazan o dönemde. Hani Nazım'dan tut, yüzlerce isim var, edebiyatçı var. Oradaki diyaloglara, karakterlerin konuşma şekillerine bak. Tabii ki eski yani Osmanlı Türkçesinin izleri devam ediyor orada. Ama anlaşılmaz değil. Biraz bize naif gelen, naif tınlayan bir dil var. Ama benim aklım almıyor yani anlayamıyorum zaten. Anlamak için okuyorsun. Yani eğer filmi de anlayamadığın bir dilde yazacaksan başımız dertte demektir. Yani büyük ihtimalle sen bugünün Türkçesiyle 1950'deki insanları konuşturacaksın ki o da mümkün. Yani hikaye anlattığın hikayenin tarzına göre değişir. Ama sahicilik arıyorsan, özel bir naturalizm, gerçekçilik, tabiilik peşindeysen oturup ders çalışmak lazım. Yani bence o dili yalayıp yutacaksın, ondan sonra diyalog yazması kolaylaşacak. Diyalog yazma konusu Türkiye'deki bütün senaryoların en büyük problemidir arkadaşlar. Bu konuda çok başarılı olmuş bir takım komedi filmleri var. Çok başarılı olan bu konuda. Ama gerçek anlamda benim anlayışıma göre senaryoda diyalog
olsa da olur olmasa da olur şeklinde yazılıyor. Ya da bilgi vermek için düzgün, anlaşılır ama yaratıcı değil. Yani insanlar karakter yaratmakta, sahne yaratmakta çok yaratıcı davranıyorlar. Senaristler de, yönetmenler de. Ama diyaloglar gerçek anlamda yaratıcı ve ilgi çekici değil. Bu ayrı bir sanat dalı ve bütün dünyada konuşulan bir konudur bu. Yani hatta bir takım sektörlerde diyalog yazarı diye senaristle birlikte çalışan, senaristten sonra çalışan, filmin çekilme aşamasından önceki senaryo çalışmasında yer alan daha özel yetenekli insanlar da var. Ama bütün dünya için bir problemdir. İnsanların nasıl ne söyleyeceğini söylemek kolay ama nasıl söyleyeceğini söylemek çok yaratıcı bir alan. Yani tek dertli sen değilsin, en azından onu bil. Tamam hocam. Evet, buyurun. Ümit Anaç, oradaysan sen de. Bakıyoruz. Ümit. Yoksan kapatıyorum. Burakcan Demirci. Evet. Merhabalar. Merhaba. Hem duyuyoruz. Hocam benim sesim geliyor mu? Geliyor. Geliyor. Sesim geliyor mu acaba hocam? Geliyor sesin. İstersen videonu kapat. Biraz hatlarında ağırlık var. Sırf sesin duyulsun. Evet. Şimdi nasıl hocam? Gayet iyi. Hocam soruma gelecek olursak, diyelim ki bir tane güvendiğimiz bir öykü var. Evet. Karakterlerine dönüyoruz. Hani sevdiğimiz karakterler. Ama bizim karakterimiz, ana karakterimizin motivasyonunda bir eksiklik var. Tam tatmin etmiyor bizi. Motivasyon eksikliği var ana karakteri. Buna sonradan yapay bir şekilde motivasyon ekleyip senaryoyu ona göre düzenlersek problem yaşar mıyız? Anlatabildim mi bilmiyorum ama. Yani tabii ki bir şey anladım da acaba doğru mu anladım bilmiyorum. Karakterim var gayet iyi ama motivasyonu biraz kötü. Evet hocam, yani motivasyon eksik, tam tatmin etmiyor bizi. Şimdi normal bir arkadaşından, insandan söz ediyor olsan hay Allah, yani bu adama bir motivasyon vermek lazım, biraz canlansın falan deriz. Ama yaratılmış bir karakter olduğu için yanlış yaratılmış bir karakterdir bu. Yani karakter iyiydi, motivasyonu yoksa karakterin nesi vardır? Biz karakter dediğimiz şeyi ekranda, özellikle senaryoda ve sinemada aksiyonlarıyla tanıyoruz. Diyaloglarıyla değil, yani diyaloglarıyla da tanıyoruz ama esas olarak saatlerce bize kendini anlatacak değil bu adam. Bir şey yapacak, göreceğiz. Yani tavrı, olaylar karşısındaki reaksiyonu, onu bir takım olayların içine sokabiliyor olman. O olayların içinde o karakterin özellikleri çalışıyor olması lazım. Evet hocam. Anlatabiliyor muyum? Yani burada karakteri senaryodan ayırmak diye bir şey söz konusu değil. Senaryonun içindeki eylemin önemli bir parçasıysa o karakterin bir manası var. Ona bir şey yaptırmak lazım. Tabii çok afaki konuşuyorum. Evet. Konuyla anladım. Çok alakalı ama böyle bir ikilem olamaz. Yani karakterim iyi ama motivasyonu yok. Bu böyle bir ikilemi yok senaryonun, yani böyle bir karakter olamaz. Kötü karakter, kötü yazılmış karakter deriz biz ona sadece. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Burcu Bilici, oradaysan. Evet, bir saniye. Duyuyor musunuz? Evet, duyuyoruz, evet. Görüyoruz. Hocam merhaba öncelikle. Ben bir kısa film senaryosu yazıyorum fakat senaryomda diyalog yok. Bunda şimdi sinopsisini, tretmanı ve çekim senaryosunu yazarken nelere dikkat etmem gerekiyor? Diyalogsuz yazmak istiyorsun değil mi? Evet. Bu konu hakkında diyalogsuz yazmak istiyorum, fikrim hakkında. Yani senaryo diyalogsuz bir senaryo olacak. Film çekilirse diyalogsuz olacak. Değil mi? Hı-hı. Hiç seyrettin mi böyle film? Efendim?
Hiç böyle bir film seyrettin mi? Hiç böyle. Yani genelde Charlie Chaplin filmleri, yani diyalogsuz olarak. Hayır, şöyle. Böyle filmler var. Mesela en son, yakından bir örnek vereyim. Onur Ünlü'nün çektiği film, Topal Şükran'ın Maceraları diye bir film çekti Onur. O diyalogsuz bir film. Baştan sona hiç diyalog yok içinde. Enfes bir film. Hepinize söyleyeyim, ben Türkiye'de çekilmiş bu kadar hoş bir, ilginç bir film görmedim. Çok güzel bir film. Dünyada da örnekler var. Bir kere seyretmen tavsiye ederim. Adını hatırlarım bir ara, bir sirk üzerine, yanlış hatırlamıyorsam Polonyalı bir yönetmenin çektiği bir Circus Fantasticus adı. İnternetten bulabilirsin. 6-7 sene önce çekilmiş bir film. Müthiş bir film o da. Yani ben senaryosunu okumuştum onun. Ve Türkiye'de çekeceklerdi. Müthiş bir film. Müthiş bir senaryoydu zaten. Yani çok çarpıcı bir senaryoydu ve 50 sayfalık falan bir senaryoydu. Ama hiç aksiyonsuz, durgun bir film falan değil. Garip bir sirkin hikayesi zaten. Biraz böyle örneklere bakmanda fayda var. Şimdi bu yazımın benim hepinize tavsiye edeceğim şey, diyalogsuz senaryoyu yazmaya çalışmanız aslında. Bunu bir strateji, senin için tabii bu artistik bir tercih ama ben bunu bir strateji olarak da öneriyorum. Önce diyalogsuz yazmaya çalışın bir sahneyi, sonra içine diyalog eklemeye karar verin. Hiç gerekmediğini göreceksiniz. Yani başta diyaloglar olsun diye düşündüğünüz, burada bir şey söylesin dediğiniz karakterin orada hiçbir şey söylemesine gerek kalmayacak veya çok daha kısa bir cümle kullanma imkanı bulacaksınız. Ve senaryolarınızı eğer diyalogsuz yazmaya, diyaloğu sonradan eklemek üzere yazmaya çalışırsanız çok görsel yazmak zorunda kaldığınızı göreceksiniz. Görsel ifadeyi anlatmak zorunda kalacaksınız. Bize okuyan anlayabilsin diye kıçınızı yırtacaksınız mecburen. Karakter bir şey söylemiyor. O halde olay nasıl ilerliyor anlatabilmek için görüntü yaratmanız gerekecek. Ne olmuş bir sahnede, ne olacak biraz sonra anlatmak için birçok görsel öğe kullanmak zorunda kalacaksınız. Bu çok faydalı bir şey. Sana gelince hikayeyi görmem lazım. Bir parça. Yani şu anda tretman ya da öykü formunda bir şey mi var elinde? Evet hocam, ya birazcık çekim senaryosuna dönüştürmeye çalışıyorum aslında ama yazdıkça da bir şeyler ekliyorum. Ya henüz böyle tam da bitmiş gibi değil aslında. Ama peki öykü var mı? Var. Yani başından sonuna kadar yazılmış bir öykü var mı? Evet. Tamam. Yani oradan yola çıkarak üzerine konuşulabilir bu. Yani çalışma bütünüyle aksiyon, tavır, reaksiyon, yani oyuncuların veya nesnelerin reaksiyonları esas anlatıcı olan şeydir. Özellikle diyalog yazımında aksiyon değil, reaksiyon daha önemlidir. Bir karakter konuşurken diğerinin nasıl bir tepki verdiği sadece yüz ifadesiyle veya gestusuyla nasıl bir tepki verdiği önemlidir. Yani reaksiyonlara konsantre olmak gerekir. Kurgu çok önem kazanır. Yani arka arkaya hangi resimler gelecek? Bir bilmece mantığıyla çalışmak aslında çok faydalıdır. Bir büyük bilmece yaratıyorsunuz ama içine ipuçlarını da yerleştiriyorsunuz. Onun için seyircinin hiçbir şey anlamayacağı bir görüntü dizisi geliyor. Arkasından gelen onu açıklıyor. Yani bu tür taktiklere başvurmak düşünülebilir. Hikayeni bilmediğim için çok genel konuşuyorum. Ama önemli olan burada yani sen hikayeyi kurduysan eminim görsel bir şekilde kurmuşsundur. Başka çaresi yok çünkü. Bu sefer işin içine kurgu, yani senaryo söz konusu olduğunda kurgu, kurgulanan parçacıkların arka arkaya gelişi önem kazanacak. Onunla ilgili düşünmek lazım. Tamam hocam, bir de ben normalde İFA'dan ders alıyorum ama yönetmenlik dersi alıyorum. Bu senaryomu size
Nasıl ulaştırabilirim okumak isterseniz? Sen arıyorlar, bana ulaşma yolunu bulur. Tamam. Ben şimdi, tamam hocam, bu kadar. Zaten bu atölyenin özelliği bu. Katılacak olursanız ben zaten e-mail adresimi vereceğim. Yani herkes bana ulaşabilir. Ben gizli saklı bir yerde yaşamıyorum. E-mail sağ olsun. Herkes bana e-mail atabilir. Senaryoları genelde okuyorum. Fakat tabii genelde okuyorum dedikçe sayısı artmaya başladı. Onun için de vakit gerekiyor. Ama okuyorum. Tamam. Eğer Türkçesi, tamam Türkçesi, hocam, teşekkür ederim. Türkçesi bozuksa, yanlış bir dille yazılmışsa ikinci sayfadan sonra bırakıyorum. Yani ceza tamam. olsun diye dikkat değil, yazamaz o diye. Yazamamıştır. Hı-hı. Çalışacak olsam birlikte mutlaka başka yazar tutacağım demektir. Çok pratik bir neden yani. Tamam, anladım hocam. Çok sağ olun. Rica ederim. Berk, Canberk. Berk, Canberk. Orada mısın Berk? Var. Geldi. İyi akşamlar. İyi akşamlar Berk. Şimdi şöyle anlatayım. Ben sinema öğrencisiyim aslında. Sektörü az çok, yani dışlı sayılırım, yani araştırmalarım, bilgi dahilindeyim. Ama biraz daha karamsar tarafa itiyor tabii bu. Mesela bitmiş bir senaryo. Tabii para edecek olan şey senaryo. Yani buna nasıl yapımcı bulabiliriz tarzı. Onlar bir tek o mu kurcalıyor kafanı? Yani yazmaya başlarken mesela kısa metraj için aslında tabii birkaç yol var. İşte festivaller oluyor, işte kampanya fon tarzı şeyler açılıyor vesaire, ama uzun metraja girişmek korkutuyor açıkçası, hani bu sebepten. Şimdi sen senaryoyu yazıp kendin yönetmek istiyorsan durum başka. Senaryo yazıp bunu yapımcılara, yönetmenlere göndermek istiyorsan başka. Yani sen kendin yöneteceksen arayacağın şey senaryoyu beğenmesi olmayacak birinin. Senin yönetmenliğini risk olarak görmemesi gerekecek. Onun için de mesela kısa filmler çekmiş olman gerekecek. Çok iyi kısa filmlerin varsa senaryo üzerinde çalışmaya hemen değer bulur bir yapım. Evet, o yüzden ben de uzun metraj kısmını biraz hani bayağı uzak bir hayal gibi duruyor şu an. Uzun metraj yazmaya başlamak. Evet, peki. Kısa içinde aslında şöyle bir hikaye var aslında kafamda. Hani anlatmadan nasıl söyleyeyim bilmiyorum ama anlattığınız yani şimdi, gibi. Hani bugün genel olarak bu atölyenin nereye gideceği, neler olduğunu anlatalım istiyorum. Yani hikaye anlatma konusunu başka zamana bırakmak lazım. Ben anladım, bir şey soracaktım. Yani. Kısa film senaryosu ile uzun metraj senaryosu arasında devasa bir fark yok. Ama da sanki birkaç hani tabii çalışmalar, hani kitaplar üzerinden de kaynaklardan araştırdığın zaman hani bir formalite, hani bir format olur. Hani giriş, gelişme, sonuç, düğüm, çözüm gibi. O bütün hikayeler için geçerli. Evet, ama mesela bazı kısa hikayelerde, mesela kısa film için aklımdaki bir hikayede bu tarz öğeler yok aslında. Onu nasıl bağlayacağımı bilemedim o yüzden. Ama senin, yani senin ne yazacağını, bir dakikalık bir kısa film yazacaksın diyelim. Bir dakikalık bir film. Yani neredeyse bir aksiyondan, bir fikirden ibaret bir film yazacaksın. Bunu yazması çok zor değil. Bunun için bence atölyeye gitmeye, atölyeden ders almaya gerek yok. Ama işte 10 dakikalık, 15 dakikalık bir şey yazacaksan o normal uzun metraj sinema filmiyle çok benzer özelliklere sahip olmak zorunda. Anlatabiliyor muyum? Yani bir kamu spotu gibi, bir reklam filmi gibi değil. Bir dramatik hikaye anlatacaksan, başı, gelişmesi, sonucu olan veya bir deneysel film yapacaksan böyle uzun formatlı, yani o 3-4 dakikadan sonrası aynı dünya. Yani evet, karakterler olan uzun hikaye zaten, hani bir 20-25 dakika. Ben şahsen kısa film senaryosu yazmak için bir atölye çalışmasına, uzun, böyle uzun süren bir atölye çalışmasına gerek olduğunu düşünmüyorum. Evet. Sen bana yazarsın öykünü, gönderirsin. Ben de sana fikrimi söylerim. Öyle mi? Tabii canım, kısa film için neden olmasın? Ha, çok sevindim. Nereden ulaşabilirim peki yani bunun için? Demin dedim, her yerden. Yani. E-mail adresini vereceğim. Tamam, e-mail adresiniz o zaman mı? Chat'e yazayım çocuklar, hepiniz alın.
O zaman kesin göndereceğim size. Tabii tabii, istediğin zaman. Tamam, teşekkür ederim. Everyone, pardon. Özlem, sıra sende. Tamam, çok teşekkürler. Merhabalar Özel Bey. Merhaba. Ben bu yıl ilk uzun metraj filmimi çektim. Ve güzel de gidiyor film süreci, festival süreci. First Time Best Director ödülünü aldım. Şimdi benim sorunum şu. Çekim aşamasında yaşadığım sorunlardan dolayı tekrardan hani bir senaryo yazmaya yoğunlaşamıyorum. Böyle bir problemim var. Bir de ben yurt dışındaki festivallere katıldım filmle. Türkiye içerisinde hani ismimi ya da filmi duyurabilmek için ne yapabilirim? Ya da başka projeler için ne fikir verebilirsiniz? Hani bunu bilmiyorum, burada sormam çok uygun olur mu ama. Burada sormak sadece diğer arkadaşların biraz vaktini çalmak olur. Aha. Evet. Yani film çekmişsen kendi senaryonla mı çektin? Evet, kendi senaryomla çektim. Güzel. Demek ki hani insanlara güven verebilmişsin ki herkes içinde yer almış o senaryoyla, başarı da kazanmışsın. Bundan sonra yapacağın şey elinde bir öyküyle script development ortamlarına katılmak. Yani bunu yurt dışında festivallerde, marketlerde işte çok fazla yapan kuruluş var. Destekler. Yani öykünle başvurup destek alıp oraya gidip bir grup senaryo doktoruyla senaryo geliştirme yapabilirsin. Burası da aynı işe yarıyor aslında. Yani burada da yapacağımız şey daha amatör ya da daha profesyonel ayırt etmeden hikayelerden senaryoya nasıl gidilebilir? Sizin özgün kendi hikayenizden senaryolara nasıl gidilebilir? Çalışmasını yapıyoruz. Bu da bir development, script development atölyesi. Anladım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Elifcan Koçyiğit. Merhaba, sesim geliyor mu? Evet. Ablamın hesabı olduğu için Elifcan, ismim Eren. Hocam ben şeyi soracaktım. Yani aslında size filmlerinizle alakalı, yani daha özel bir örnek değil de senaryoyu dekupe ederken nasıl bir yöntem kullanıyorsunuz? Yani hani bir şey yapıyorsunuz, hani burada bu plan olacak, sonra bu plana nasıl geçecek, ya da işte çekerken orada bir şey oluyor, daha başka bir şey mi düşünüyorsunuz? Yani siz nasıl yapıyorsunuz bunu? Senaryoyu vurgularken mi demek? Aynen. Benim nasıl yaptığım, tabii onlardan da bahsedebiliriz ama nasıl yapılır? Bir kere gerçekten şunu unutmayalım. Senaristlik, yönetmenlik, bunlar sanat. Sanatın da çok özel bir talebi var. Yetenek. Her sanat dalı ayrı bir yetenek talep ediyor. Ama yetenek denen şeyin altından kalkamıyoruz. İstediğimiz kadar eğitimli olalım, yetenekli olanlar sanatçı oluyorlar o alanda. Şimdi bu senaristlikteki yetenek de şöyle bir şey. Hayal kuruyorsun, canlandırıyorsun, konuşmaları bile duyuyorsun ve yazıyorsun. Yazarken birazdan ne olacağını biliyorsun. Bunun için çalışmalar yap, çeşitli stratejiler var. Notlar alıyorsun önce. İngilizce'de highlight deniyor. Ana noktalarını hikayenin. Yani burada şu olur, bundan sonra kadını öldürür. Kadını öldürdükten sonra polis onu arar ama bulamaz evde kendisini gibi. Ana noktalarını not alarak çalışabilirsin. Bir şiir gibi yazarsın. Ondan sonra senaryoya geçersin. Birçok yöntemi var. İnsana göre değişir. Ama mutlaka ve mutlaka yazacağını önce görsel olarak olup biten her şeyi zihninde canlandırıyorsun. Ondan sonra yazıyorsun. Fakat sen aslında bir de kurgu dediğimiz şeyden söz ediyorsun. Normal edebiyat, yani bir roman, bir de edebi bir öykü yazarkenden farklı olarak başka bir kurgu türü çalışıyor senaryo yazımında. Yani her kesme noktası da başlayıp öbür kesme noktasında biten planlar birbirine bir bulmaca gibi ekleniyorlar.
bir bilme, bulmaca yaratıyor gibi düşünmeyi ben tavsiye ediyorum strateji olarak. Yani önce şu görünecek, sonra şu görünecek. Yerde kuru bir yaprak görünecek, üzerinde bir kan damlayacak. Ağaçta asılı bir ceset, bacaklarından kan damlıyor. Arkada fonda yanan bir ev. Yanan evde eve doğru yürüyen, elinde balta olan bir adam. Bunları bir araya getirdiğinde seni herkesin kafasında başka bile olsa bir sıra doğuyor. Yavaş yavaş çözüyoruz. Ha, bunun içine diyaloglar duyuluyordur, şu oluyordur, buluyordur. Bunun gibi bir tür en normal akışlı senaryo yazımında bile aslında bu bulmaca zihniyeti çalışıyor olmalı. Nereye kestim ben? Yani bu sahne nasıl bitti ve niye öbür sahne başladı? Öbür sahne başlayınca seyircide ne uyanacak? Ne anlasın istiyorum? Bu tür sorularla yazılıyor bu senaryo dediğimiz şey. Başka soru? Yani teşekkür ederim hocam. Ya bir de bu ilk başta izlediğimiz 10 dakikalık videoda şeyden bahsediyordunuz. Ya işte bir 90 dakika, 60 dakika ile işte 120 dakika arasında işte bir izleme şeyi var insanın. Evet. Ya işte 3 saatlik, hatta işte Kralın Dönüşü, işte Yüzüklerin Efendisi falan 4 saat falan uzunlukta filmler. Evet. Yani işte bugün hala geçerli mi onlar ya da? Tabii ki. Tabii ki geçerli. Hatta tam tersine daha kısa formatlar daha fazla revaçta. Yani istisnalar var. Onlar zor seyredilen filmler. 4 saat olarak çıkmadı ki Yüzüklerin Efendisi. Önce normal sinemada versiyonunu izledik. Ondan sonra uzun versiyon, çok popüler olduğu için uzun versiyonları director's cut, producer's cut falan diye çıktı. Onlar da seyrediliyor ama çok genel bir şey bu süre. 1,5-2 saat. 2 saat 10 dakika oluyor, 15 dakika oluyor. 3 saat olduğu zaman ben neydi şu Netflix'te oynadı en son? Scorsese'nin filminin adı? Irishman sanırım. Irishman'a tahammül edemedim. 3 saat. Ben bir de onu sinemada seyrettim özel bir gösterimde. Tahammül edemedim. Bence çok sıkıcıydı. Yani evde internette seyretmek farklı. Çünkü pause ediyorsun, çişe gidiyorsun, bir yudum su içiyorsun, geliyorsun, kaldığın yerden devam ediyorsun. Bunlar farklı şeyler. Tahammül süresi kültürel bir şey. Kültüre göre de değişiyor. Bu çok önemli bir şey değil ama ne olursa olsun bir sınır var. Yani o sınırın içinde hallediyor. Halbuki bir roman için öyle bir sınır yok. Yani 500 sayfada olsa yazabilirsin. Ve okunur. Nasıl okunur? Bir romanı bir günde bitiremezsin ki zaten. Biz filmi 2,5 saatte bitiriyoruz. Gene okursun 2 saat. Çok iyi. Okuma da farklı bir şey. Yani gözünü hiç kaldırmadan kitaba devamlı bakacaksın, ha bak. Sağa sola kafayı çevirmek yok diye kitap okunmaz ki. Çevirirsin. Güneşe bakarsın. Geri dönersin. Cevap verirsin. Sinemanınsa kapkaranlık bir salonda, kocaman bir ekran, oturmuşsun koltuğa, hareket etmiyorsun. Bunun süresi 1,5-2 saat. Bundan fazlasına zor dayanıyor insanlar. Dolayısıyla senaryolar da buna göre formatlanıyor. Böyle bir garip bir zaman duygusu içinde cereyan etmesi gerekiyor. Allah'ın emri değil, sen yazarsın 200 sayfalık senaryo, çekilir ve çok güzel bir film olur. Bu da mümkün. Ama küçük ihtimal. Ya hocam onu şeyden sordum, hani işte bugün işte yapımcılar çok yanaşma ihtimali var mı buna, daha doğrusu hani benim işte uzun metraj bir projem var örneğin, hani diyelim ki. Sen çok uzun bir film mi yazmak istiyorsun? Yani şu an değil belki ama çok ileride bunu yapmak istiyorum. Epik, hani büyük vesaire. Ya birçok epik film 2-2,5 saat gene canım. bu örnek mecbursunuz 120 sayfadan fazla yazmayacaksınız demek için verilmedi. Bir zaman duygusu var senaryoyu yazarken. Bağlayıcı olan bir şey. Yani 120 sayfada bitirmen lazım. Ona göre öyle seçici davranacaksın, öyle verimli çalışacaksın ki, öyle noktalar koyacaksın ki
daha uzun anlatmana gerek kalmasın. Bu stratejiyi kurabilmek için verildi bu örnek. Yoksa sen yani yazmak istiyorsan yaz. Belki güzel olur. Ama mutlaka sen de bir sınırla çalışacaksın. Göreceksin yani ben bana mesela öyle bir tane Cengiz Han senaryosu geldi. 250 sayfa. İngilizce üstelik yani yurt dışında yazılmış. Çok da iyi bir çok iyi bir senarist yazmış. Benim Apocalypse Now'ın senaristi. Türkiye'de çekmek üzere Cengiz Han'ın senaryosunu gönderdi bana. 250 sayfa. Çok güzel sahneler var. Bence kesinlikle sıkıcı. Çok güzel sahne. Uzun olduğu için. Yani ağır arızalar var içinde. Yazmış da yazmış işte. Karda yürüyüşlerini yazmış. Çok güzel. Öbürünü yazmış. Öbürünü yazmış. Öbürünü yazmış. Şey duygusu yok yani. Hani seyirci öldü mü? Hala ekrana bakıyor mu? Benim anlatmak istediğimden koptu gitti mi? Hiç bunları düşünmeden yazmış. Bence gerçek ve bütün yapımcılar, Amerikalı yapımcılar, İngiliz yapımcılar vardı. Hepsi yok yok bu mutlaka bunu bir kompakt etmemiz lazım falan diye daha üslubunca söylediler. Harika şeyler yazmış içinde. Ama o harika şeylerden gözünü uzaklaştırdığın anda bozuk bir yapı çıkıyor. Yani ortası ağır, burası yavaş, burası uzun. Böyle bir hantal bir iskelet çıkıyor ortaya. Bu çok önemli bir şey. Kurgusunda bir arıza var ya. Hocam çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rümeysa Teksan, sende sıra. Sesim geliyor mu? Geliyor. Geliyor. Merhaba hocam. Benim sorum aslında biraz görüntüye dair. Ama görüntün yok. Hayır. Yani bu senaryodaki görüntüye dair. Şöyle anlatayım. Ben kafamda hikayeyi kuruyorum. Olayı tasvir ediyorum. Hani bunu kağıda da çok güzel dökebildiğimi düşünüyorum. Çünkü okuduğum zaman kendim memnun kalıyorum ve yazdığım şeyleri değiştirerek defalarca kez baştan yazıyorum. Defalarca kez hayal ediyorum, okuyorum. Onlarda bir sıkıntı yok. Benim sıkıntım şu. Şimdi ben gözümü kapattığım zaman tam ekranda görmek istediğim şey aslında gözümün önüne geliyor. Açılardan, işte arkada çalan müzikten, oyuncunun yüzündeki ifadeden her şey. Yani film çekilmiş, bitmiş ve tam istediğim gibi olmuş haliyle ben onu hayal edebiliyorum. Ama bunu senaryo olarak kağıda nasıl dökebileceğimi bilmiyorum. Yani görüntü teknik olarak bu kadar etkili bir şekilde anlatmak nasıl mümkün olur? Benim sıkıntım bu. Ben sen yazıyorum ve çok beğeniyorum dedin. Doğru mu anladım? Evet ama düz yazı olarak yani hikaye olarak. Onu gözümü kapattığım zaman film olarak hayal edebiliyorum. İnanın fark etmez. Yani siz çok iyi bir öyküyü senaryo formatında değil ama düz öykü formatında yazabiliyor olun. Onu senaryoya dönüştürmek çok kolay. Ama acaba oluyor mu? Şimdi buradaki kilit nokta, kilit kelime ben çok beğeniyorum. Maalesef senaryo başkaları için yazılıyor. Kendi senaryonuzu kendiniz çekecek bile olsanız başkaları için yazılıyor. Ona bütün ekip bakacak. Yapımcısından oyuncusuna, art direktöründen müzisyenine kadar ve beğenecek. Ve anlayacak. Ki birlikte çalışabilir. Başkası için yazılan bir şey o. Yani okuyucu için değil, yanlış anlamayın. Yok anlamadım yani, hocam. Seyirci için değil. Dolayısıyla önemli olan sizin onu başkalarına beğendiriyor olmanız. Kendinizin beğenmesi değil. Benim size tavsiyem şu. Senaryo teknik bir şey ve çok basit kuralları var. Çok çok basit. Ben ilk bir araya geldiğimizde sanıyorum cuma günü katılacaklara bu konudan bahsedeceğim. Yani o formatlama yazılımları var. Çok basit bir tekniği var aslında. Şöyle düşünün. Bir öykü yazmışsınız. Şöyle diyalogları falan her şeyi var içinde ve müthiş bir sinema filmi bu. Bunun senaryo formunda olup olmamasının hiç önemi yok. Kafayı ona takmayın. Ama söylüyorum, o öyküde de kurgu önemli olacak. Yani paragraflar arasında nasıl bir ilişki var? İki tane paragraf arasındaki boşlukta neler olduğunu hissediyoruz biz. Nasıl çözülüyor hikaye?
Bu açıdan tabii ki edebiyattan bir farkı yok bu yazım. Hocam ben sanırım... Bakın senaryo formatı dediğimiz şeye kafayı hiç takmamalısınız. Ama öykünüzü de şimdiki zamanda görünen ve duyulanlar üzerine yazıyor olmanız lazım. Annesini tatlı tatlı düşünür. Böyle bir cümle olamaz öyküde. Böyle bir cümle sinematografik değil çünkü. Çünkü nereden biliyoruz o yaşlı adamın annesini düşündüğünü? Sadece gülümseyen, tatlı tatlı gülümseyen bir yüz ifadesi var. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Hocam sanırım ben şurada yanlış ifade ettim kendimi. Beğeniyorum derken şöyle hani çok iyi bulduğum anlamında değil. Hani, yok yok beğenme iyi bul. Yok anladım. Benim ben orada beğenmekten kastım betimlemeleri yapabildiğime dair. Hani okuduğum zaman gözümün önüne canlanıyor çünkü o şey. Yani. Ha, diyorum ki başkasının da gözünde canlandırabilmelisin. Çünkü sen bazen mesela iki cümle yazıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Apartmanın en üst katından aşağı doğru düşüyor adam. Otomobil parçalandı. Tamam mı? Şimdi böyle bir cümle var. Gözünde de canlanıyor. Diyorum ki apartmanı, şimdi o zaman kamerayı koyacağız. Apartmandan kameranın üzerine doğru düşecek. Öyle değil. Tek katlı diyor mesela. Ölmüyor diyor sonra. Yani nasıl düşüyor? Mesela aa diye bağırarak düşüyor zannediyorum ben. Hayır. O neredeyse iki ayağının üzerine düşüyor. Yani eksik bıraktığı birçok detay var bizim anlamamız için. Ha işte hocam benim sormak istediğimde tam da mesela ben oradaki eksik kalmasını istemediğim detayları senaryoya nasıl yansıtacağım? Mesela kamera açıları. İşte adam kamera açısı diye bir şey yok senaryoda. Çekim senaryosunda yönetmen bunları yazabilir. Ama kamera açısı diye bir şey yakın plan adamın yüzü demez senaryo. Okunması berbat bir okuma olur. Böyle şey mi okunur? Yakın plan adamın yüzü. Hiç edebi değil, zevkli değil. Dudaklarının kenarı titreyen bir adam. Bu yakın plan olmak zorunda zaten. Bunu boy planında çekemezsin ki. Ya bunu teknik olarak ifade etmemize gerek yok yani şu an. Doğru mu anlıyorum? Teknik ifade diye bir şey yok. Bir sanat aracı, sanatsal bir araç senaryo. Zevkli bir şekilde yazmak gerekiyor. Ve benim okuyan herkesin gözünde, her yönetmenin gözünde belki farklı bir şey doğacaktır. Ama aynı duygu doğmalı. Yani bir adamın yakın plan yüzünden söz ediyorken, yakın plan yüzü demenin hiçbir manası yok. Ne görüyorum? O yakın plandaki kişinin duygusunu anlatıyor olmak lazım. Ağlıyor. Gözünün kenarından ağzının kenarına doğru bir gözyaşı süzülüyor. Bunu zaten yakın plan, geniş plan demeye gerek yok. Bu belli türde planlarla ancak anlaşılabilir bu. Yani ne göründüğüne konsantre olup onu tarif etmeye çalışmak lazım senaryoda yazarken. Tamam, anladım hocam. Çok teşekkür ederim. Çok açıklayıcı oldu. Çok sağ olun. Rica ederim. Ali Bank, sıra sizde. Ali Masken harikaymış. Gelmiyor. Ali Bank. Hayır, sesini açmadım. Şimdi geliyor mu? Evet. Geliyor. Tamam. Hocam iyi günler öncelikle. Sağlıklı günler. Benim sorum şöyle, ben daha önce bir uzun metraj film senaryosu yazdım. O bir yarışmada finale kaldı. Şu an koronadan dolayı ödül töreni yapılamadı ama biz bununla ilgili eğitim de aldık. Eğitimlerden birisini de siz vermiştiniz hatta yakın zamanda. Benim sormak istediğim soru şu. Ben bu korona sürecinde bayağı bir vakit bulduğum için ikinci bir uzun metraj senaryoya başladım. Hikayesini, sinopsisini ve tretmanını oluşturdum. Sadece şunu öğrenmek istiyorum. Benim bu süreçte finale kalan senaryoma yüklenmem mi daha doğru olur? Yoksa ikisini birden götürmek çok mantıklı olur mu? Dikkatimi ve enerjimi dağıtır mı? Yani benim oradaki yapacağım şeyi seyreltir mi? Senaryoma koyacağım etkiyi seyreltir mi? Önce onu çok mükemmelleştirmeye mi çalışayım? Yoksa bu ikinci senaryo için bu eğitimlere katılıp ikisini birden götürebilir miyim?
Teşekkür ederim. İçin gidiyor mu bu yeni senaryoyu yazmaya? Çok gidiyor hocam ve çok heyecanlanıyorum gerçekten. İlk kadar heyecanlanıyorum gerçekten. Ya insan heyecanı rasyonalite uğruna feda eder mi? Hemen dal. Evet hocam. Çok teşekkür ederim. Ben de öyle düşünmüştüm. Öbürü elinde zaten. Heyecan çok önemli. Yani hele şu dönemde. Evet. Evet. Evet, hatta bunu yani normal konuşmalarımızın arasında bile sıkıştırıp arkadaşlarıma anlatıyorum. Onlar bile hani ilkini boşlama gibilerinde bir şeyler söylediler. Oradan biraz kafam karıştı. Boşlar mıyım acaba gibi hissettim. Hangisiydi senaryo? Hangisiydi hatırlatsana bana. Tarumar hocam. Tarumar. Tarumar. Bu şeydi değil mi? Ölü. Evet evet. Ölülerin cesetlerini kimsesiz evet. Ve kimsesiz cesetlerle ilgilenen polisin. Evet. Macerasıydı. O çok ilginç bir hikayeydi. Bence onu mutlaka tamamlamalısın ama yani tamamlanmaya yakın bir hikaye. Teşekkür ederim hocam. Bence atla öbürüne. Evet. Diyaloglarımı çok beğenmiştiniz. Diyaloglar hatta bu yarışmaya da fark ediliyor. Farklı ağızlardan konuşuyor demiştiniz diyalog anlamında. Evet. Ben onun üzerine bir diyalog eğitimi daha aldım. Diyaloglarımı biraz daha geliştirdim. Karakterlerimin hepsini daha farklı kendileri gibi konuşturmaya çalıştım. Ama bu senaryo da çok heyecanlandırıyor beni. Bu da çok enteresan çünkü buradaki hikaye de bir doktorun hikayesi, biraz günümüzde denk geldiği için çok heyecanlanıyorum gerçekten. Tabii ki. Tamam hocam, çok teşekkür ediyorum. Ben takipteyim. Sağ olun, iyi günler. Hocam son soru Can, eğer oradaysan. Merhaba. Evet. Ne haber? Merhaba, nasılsınız hocam? İyiyim, çok sağ ol. Şimdi ben aslında aklımda bir soru yoktu ama sizin bahsettiklerinizden sonra birkaç soru geldi. Kafamda oluştu. Mesela az önce söylediğiniz ya bu sinopsis konusunda mesela başı belli, sonu belli olmalı gibi dediniz yani senaryo için. Fakat hani bunu mesela ben daha çok düz yazı yazmaya çalışıyorum. Bir şeyler karalıyorum kendimce. Bunu mesela belli bir parçası aklımıza geliyor diyelim ki bir fikir, bir senaryoyla ya da bir yazıyla ilgili. Ve bu yazarken oluşmasına bunu o şekilde bırakıp yani süreç içinde onun gelişmesine yol açmak konusunda ne düşünürsünüz? Onu soracaktım. Hep başından beri tekrar ediyorum belki ama bu böyle insanına göre değişecek bir şey. Evet. Yani çok tecrübeliysen zaten bir yol bulmuşsundur. Bölük pörçük parçalar halinde ilerlersin. Veya bir yapıyı kurmadan dokunamazsın. Veya yani bana mesela sıklıkla şu oluyor. Bir durumla karşılaşıyorum, bir olayla ya da bir şey görüyorum. Yani mesela şu konuda bir film yapayım diye çıldırdığım bir an var. Beyoğlu, İstiklal tarla başında arabayla geçiyorum. Yanımda yani yolun kenarında, kalabalığın arasında, yolun kenarında iki tane çok güzel kadın ama bayağı makyajlı falan. Bir tane çok eski püskü ve ıslak bir sandığı ellerinde tutuyorlar. İkisi yan yana yani biri o taraftan bir o taraftan tutmuş. Sigara içiyor. Tarla başı orası yani hayat kadını bunlar. Ve ellerinde pis bir sandık taşıyorlar. Bir tanesi böyle sigara içiyor, bir araba mı bekliyorlar? Ya o kadar iç gıcıklayıcı bir görüntü ki, çok güzel kadınlar ama birini öldürüp sandığa koymuşlar. Ve yolun kenarında artık yani her şeyden umudu kesmiş, taksi bekliyorlar. Bagajı atıp gidecekler. Büyük ihtimal böyle değil ama bu benim mesela kafama yapıştı. Buradan bir hikaye kurarım ben gibi geldi bana ki şimdi bile birkaç şey söyledim. Böyle ilham böyle gelebilir. Böyle bir şeye takılabilirsiniz bir görüntüye. Evet. Ama ondan sonra ilginç bir süreç başlıyor. Ondan sonra neden ben bunu beğeniyorum diye akli bir şeye sıçramanız lazım. Bunun sonrası ne olabilir? Gene hayal kurabilirsiniz. Bir başka sonra da tahayyül edersiniz. Sonra boşluğu doldurmak için aklınızı kullanmak zorunda kalırsınız. Yani akıl ve hayal böyle adım adım gidebilir. Düşünme şekliniz böyle daha iyi çalışıyor olabilir. Hı hı. Ama çünkü kendim deneyimledim. Sözünüzü kestim. Evet.
kendim deneyimledim mesela bunu. Yani kısa öyküler yazarken mesela belli bir kısmı aklımda ya, yazdıkça geldi mesela düşünceler, belirdi devam etti mesela, yürüdü o şekilde. Bunları yürüdü, devam etti, o yüzden sordum. Şimdi bunları bir böyle düşünen adam gibi tutmak ile senaristlik arasındaki fark şu: bunları yaşar senarist, sonra da yazar. Hemen yazar. Yazar, evet. Yazı dediğimiz şey, alfabe, gramer dediğimiz şey garip bir değişiklik yaratıyor fikirlerde. Hatta ilerletiyor bile onu. Evet, kesinlikle çok fazla. Bir konu etrafında çeşitli fikirlerin olabilir. Bunları yazarsan, bir olaylar zinciri doğuracak şekilde not alırsan, sonra geri dönüp bunları sıraya koymak, karakter eklemek, çıkartmak gibi şeylere başlayabilirsin. Ama evet, çalışkanlık, evet. Hani konuşmanın en başında bir tembellikle suçladım ya. Çalışkanlık burada hakikaten özel bir çalışkanlık tipi. Burada çok gerekiyor. O konuya takılacaksın. Tabii. Yani kafan takılacak ve hayatta başka hiçbir şey yokmuş gibi onunla uğraşacaksın. Evet. O benim karakterim ona biraz uygun hocam. Mesela bir obsesiflik gerekiyor ki ben de obsesif birisiyimdir. Bir obses, yani her sanatla ilgilenmek isteyen herkeste bir obsesiflik olması gerekir sanki. Yani ondan besleniyoruz çünkü, değil mi? Öyle değil mi? Klasik obsesiflik konusunda bu konuda bir zarar da var. Sen toplayıcı bir obsesif olabilirsin ama onları birleştiremezsin. Çünkü topla dur. Yani genellikle tarihi bir film yazmaya kalktığında olur bu. Nefis bir sürü bilgi yağar. Oradan ulan bu da olmuş, yahu bu da olmuş, böyle de bir prenses varmış, böyle de bir padişah olmuş, böyle de bir Avrupa kralı bilmem ne olmuş diye toplarsın konuyla ilgili. Giderek tarih kitabı yazmaya dönüşür. Bir türlü konuya gelemez. Tamam mı? Bu da bir tehlike. Onun için bir de disiplin gerek. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Siz de bayağı yorduk. 1 saat 40 dakika oldu. Güzel bir şekilde. Benim e-mailimi herhalde gördü herkes, değil mi? Herkes gördü hocam. Tamam. Oldu o zaman. Arkadaşlar tamam. Detaylı bilgi almak isteyenler için istanbulfilmakademi.com'dan bakabilirler her şeye. Ya da bizi arayabilirler. Çok sağ olun hocam. Görüşmek üzere herkese.